3, 2, 1. Merhaba arkadaşlar. Artık çok net de söylemiyor. Arkadaşlar nasılsınız? Keyifler nasıl arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Biz sabah sabah daha saati size şöyle göstereceğim. Bekleyin. Ay çekemiyorum arkadaşlar. Yoldayız. Saat 9.46 şu anda. Biz yola çıktık arkadaşlar. Bugün nereye gidiyoruz? Ceviz'i görmeye gidiyoruz arkadaşlar. Yaşasın. Ona hediyelerini de götüreceğiz. Bakalım Emir de Efe de ilk defa bu kadar yakından. Rüyalı rüzgar da gelecek. Aa evet, onlar da var, doğru. Aydın gelecek mi? Aydın da var herhalde. Eyvahlar olsun, ceviz yandı, ben size söyleyeyim. Arkadaşlar şu anda biz Anadolu yakasına geçiyoruz. Bakalım bugün bizi neler bekleyecek. Efendim anne? Hayır annem, her dışarı çıktığımızda hamburger yiyeceğiz sanıyorsun. Hayır, bugün hamburger yemeyeceğiz Emir. Tuzla'ya gidiyoruz arkadaşlar. Avrasya'dan geçiyoruz. Hadi bakalım. Giriyoruz. Denizin altından size çekimler yapacağım arkadaşlar. Bekleyin. Güle güle Avrupa kıtası. Biz geliyoruz Asya. Efe sen ne söylüyordun ya? Sen bir şey söylüyordun ya hani. Neydi o ya? Bak aklıma gelmedi. Hayır o değil de başka bir şey. Hatırladın mı? Neydi? Özel harekat. Arkadaşlar şu anda giriş yapıyoruz. Aslında yokuş iniyoruz ama tam olarak belli olmuyor. Yukarıda mavi ışıkları görüyorsunuz. Mavi ışıklar denizin altına girdiğimiz gösteriyor. Bakın arkadaşlar, koyudan açığa doğru geçtik. Tam koyuya geldiğimiz anda en dibe girmiş olacağız arkadaşlar. Annesi bir şey söylüyor. Evet anne. Arkadaşlar bakın şu an bitmek üzere. Yavaş yavaş yukarı çıkıyoruz. Burası toplamda kaç dakika sürüyordu? 7 dakika mıydı abla? 7 dakika diyebiliyorum. 7 dakika sonra yani biz yaklaşık şu an siz... Evet annem. Birazdan Asya kıtasına geçmiş olacağız. Arkadaşlar. Çok az bir yolumuz var. Birazdan cevizi göreceğiz. Yaşasın. Yaşasın. Tabii hadi hızlı yürü. Gevşek gülüyor ya. Hadi yürüyün, geldik. Koşun. Emir gir yürü hadi. Allah. Abla ne yapıyorsun? Gördüm abla. Gördüm, korkutamazsın. Burada. Çıkıyor. Hadi çıkalım yukarı artık. Evet, ceviz bizden kaçıyor. Ceviz kaçıyor. Arkadaşlar cevize hediyelerimizi vermek istiyoruz ama ceviz tedirgin oldu böyle. Üstüne hepimiz gidince kaçıyor ve biz onu şu an ikna etmeye çalışıyoruz. Ya nasıl ikna edeceğiz? Nerede? Ben bir yöntem biliyorum aslında. Rüzgarını bile çıkartsak belki gelir. Ne yapacağız? Belki hediyelerimizi görse gelir de biz sakinleyemiyoruz. Dur bakayım. Nerede? Orada mı? Bakayım. Ceviz burada. Yeter mi bu kadar? Yeter. Gel. Korktu. Tamam. Gene korktu. Korkuyor teyzeciğim. Bekleyin orada, korkuyor. Ama tedirgin olmasın. Gel. Koş. Hiçbir şey yok. Bak. Ceviz bak. Bak ne almışlar. Sen çıkar olmadı. Evet. Olur, ben de binersin. Ona bayılacak ya. Bakayım buna. Küçük bir fareci. Bunu bir açalım mı? Canan abla belki bunu açarsan beğenir. Belki tamam. Buna gelir. Başka neler aldık? Başka neler var? Canan abla bak cevizin ha. Küçük çocuk aldık onu. Ya. Ama biliyor musunuz, bebek henüz geldiğinde o kadar üşüyordu ki aslında işe yarayabilirdi. Biz yani sıcak su torbalarının üzerine koyduk ısıtmak için. Bir de bak için. Onu atıştırmalıklar aldık. Sen daha iyi anlarsın. Bak bunlar işte şeyler. Dur bakayım nerede, bekleyin. Bakayım burada mı? Bak bu da onun pudingi. Ha burada saklanıyor. Gel buraya ceviz. Bir tanesini aç bakalım. Tamam. Ben bir kokutma. Bir de şu var, sen söylemiştin hani kullanıyorum ben de. Evet. Bir de onlar. O ne abla, ben onu yeni mi aldım, ben onu bilmiyorum. Ama tabii en önemlisi bence bu. Onu gezmesi için. Evet o çok güzel, bayıldım ona. Cevizi içine koyup hatta gideceğiz.
Elimize gelecek gibi değil abla o hiç. Bence şu ödül mamalarını hemen açtım. Hadi bakalım. O da ne işe yarıyor Derya, sana söyleyeyim. Şimdi kediler kendilerini yalayarak temizliyorlar. Kedileri yıkamıyoruz. Ve bundan hiç hoşlanmıyorlar. Hasta olma ihtimalleri de yüksek. O yüzden çok yıkanmıyor kediler. Köpek gibi değiller. Çok tüylerini yaladıkları için kusma hissi geliyor kedilere. Kusmamak için bundan her gün 1-1,5 santimlik bir merhem bu. Yediriyoruz ki. Krem gibi bir şey yani. Bakalım mı bir? Bu arada bir diğer kedilerimize bakar mısın? Ah, kedi oyuncaklarını onlar aldılar. Şöyle bir şey. Hatta şunu da açalım. Aa. Normalde bulabilirsem onu, bayılıyor tadına. Her gün böyle 1-1,5 santim kadar bundan yiyor. Hiçbir sorun olmuyor. Kusmuyor. Kullanmak zorunda o zaman yani. Ya şöyle söyleyeyim. Aslında birazcık ev temiz olsun. Bir de onun boğazı tahriş olmasın diye istiyorum. Hani rahat rahat. Çünkü kediler yemek yedikten sonra, şimdi size onun yemek yerlerini de göstereyim. Yemek yedikten sonra hemen tuvalete giriyorlar. Bağırsakları düzgün çalışırsa mutlu yaşıyor. Aa, çok iyi de bu, ben anlamadım. Bunlar cevizin değil mi? Cevizin ama emin değilim. Nazar kediler de var galiba. Al, al kedicik, al ceviz. Siz kedi misiniz? Bak öyle bir. Rüya geliyor mu? Derya. Bakalım ceviz pudingle ikna olacak mı? Aa, bakalım dur. Ceviz, bak burada ne var? Mama. Bak ne var burada, bir gel kokusuna bak. İster misin? Birazcık tedirgin olmuş sanki. Al bakalım. Sevmedi. Daha biraz kokmayacak. İlk kez böyle bir şey görüyor çünkü. Abla çok... Ceviz sevdi mi? Bilmiyorum ki, daha koklayacak. Bak kediye bak. O gel, ben oynayacağım. Emir, o senin değil. Sen kedi misin? Sen kedi misin? Ah, yaklaştı biraz daha. Yere damlayanı yedi bile. Ay yiyor. Evet. Gel bak, gördün mü? Seviyoruz ama lütfen. Evet Ceviz, seni çok seviyorlar. Neden böyle özellik yapıyorsun? İlk kez, bu çok kıymetli ona. İlk kez böyle bir şey alınıyor ona. Hep kuru mamayla besliyoruz Ceviz'i biz. Yaş mamayı daha mı çok seviyor? Yaş mama da doğal olarak, hani insanlar da öyle düşünün. Hani sürekli hep kuru. Derya, sen yaş mamayla besleniyor dedin. Canan abla, yaş mamayı ödül olarak veriyoruz dedi. Tamam. Onu çok seviyor dedi. Anladım. Yaş mamayı haftada bir böyle, ya da biz bir yere gidip geç gelmişsek, onu yalnız bırakmışsak ödül gibi mamasına katıyoruz. Onu da gösterim size. Gördün mü nasıl tamam, yiyor anneciğim? Peki bir şey soracağım. Adı niye Ceviz? Bilmiyorum. Değişik bir şey olsun istedik. Cevize mi? Renkleri de cevize benziyor. Kaçtı mı? Bak Sevde, yemek istiyor aslında. Bak, hala yemek istiyor musun? Gel bakalım Ceviz. Gel bakalım, hala yiyecek misin? Ay ay, damlattım yere. Bak buraya damlattım, özür dilerim. Yiyecek misin, sileceğim yoksa? Yaklaşıyor yavaş yavaş. Belki gelir şimdi. Ama Ceviz var, bak daha güzel şeylerimiz var. Gel evet. Ya. Ya tedirgin olduğunda hiç tanıdık falan dinlemiyor. Tırnaklarını biz veterinere götürmeden kendimiz kesmek istedik. Ve bütün boynumu tırmaladı benim korkudan. Hepiniz çıkın oradan bir. Alışsın bize. Siz burada durdukça alışmayacak o bize. Yanıma gel aşkım. Gel sen de yanıma. Gelmiyor yoksa bize. Yavaş yavaş bak, Canan abla çıkaracak onu. Kediler sahiplerini büyük kedi zannediyorlarmış. Aa. Dolayısıyla biz ne yaparsak aynısını yapmış. Abla bir şey diyebilir miyim? Normal bence senin göz renginle göz rengi aynı. ya o yüzden mesela yerde yemek yemiyor mesela normalde. Şimdi çok nadir yedi, ben de şaşırdım. Hani biz masada yiyoruz, o niye yerde yiyor? Buna çok şaşırıyor. Arkadaşlar bu arada Ceviz'in bu yatağı, aslında evi bu. Çok tatlı, bakın şöyle göstereyim size. Ama evinde kalmıyormuş Ceviz çok. Evet. Bak burada abla şey var. Tırnağı var. Burada ben normal yatağı var. Nerede? Göstersene bana bir. Ya bunlar bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Kedinin oyuncakları için kavga ediyorlar. Bana vermedi. Tabii diyor evi. Şimdi mi yaptın? Korkuyor. Korkunca oluyor böyle şeyler. Yazık. Korkuyor ama çok ses var ya, sesten o de korkuyor. O kendini korumaya çalışıyor. Zarar vermeye çalışmıyor. O zaman şey yapmayalım, fazla üstüne gitmeyelim. Evet. Birazdan alışacak, o size gelecek. Ya üstüne gelecek. Ben tırmalarca korkuyorum.
Tamam, o zaman doğru yoldayız. Birazdan bırakacak. Hadi gidip bakalım abla. Abla, çünkü normalde bir tek Canan abla ve Fevzi abi var evde. Şu an çok kalabalık, korkuyor. İsmi ne yazıyor? Bu, ay çok güzel. Burada suyu var, maması var. Arkadaşlar bu ne? Tuvalet yeriymiş bu. Bakın, bu normalde tuvaletini yaptığında şurada ıslattığı anda ıslattığı yeri kendi de şey yapabiliyormuş. Kapatabiliyormuş. Şununla Canan abla da kapatabiliyormuş. Burada onun seyahat çantası. Evet, bir şey, veterinere falan giderken. Annem seyahat ederken sen... Allah aşkına, gel seni buna sokayım, gel. Gel Allah aşkına. Ara ara Cevizi çekelim, yakalarsak. Çünkü arkadaşlar, yaklaşmıyor bize. Arkadaşlar, çünkü yazık, Canan ablayı çok fazla tırmalamış. Yani ben kendim olsun istemem mesela. Ama bu çok normal. Bak, bu her insan, sadece hayvanlara özgü bir şey değil. İnsanlar için de yabancı olduğun bir ortamda hemen ısınamazsın ki. Çocuklar da onu tedirgin etmiş olabilir. Bir anda kaç tane çocuk bir arada. Hayvan ister istemez tedirgin olmuş olabilir. Ara ara yakalamaya çalışıyoruz. Belki kandırırız bu ödüllerle. Bak işte burada. Ceviz burada oynuyor. Bakın. Kaç. Ne yapıyorlar? Bilmiyorum. İkisini koşturmaya başladım ya. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Yoklar artık. Güle güle Ceviz. Güle güle. Ceviz nerede? Tamam, şaşırmayın. Tamam, sakin. Geliyor Ceviz, geldi. Birinci Ceviz, ikinci Ceviz. Ceviz, üçüncü Ceviz geliyor. Hayır. Emir, fındık, Efe, badem, rüzgar, fıstık, Rüyada kaju. Gel buraya kaju. Gel kaju. Yürü kaju, yürü. Gidin, yürü. Arkadaşlar, Ceviz'e bakacağım. Hala saklanıyor aynı yerde. Size göstereceğim şimdi. Ceviz, korkma. Tamam mı? Korkma. Biz sana bir şey yapmayacağız. Bak, sen rahat ol diye gideceğim ben şimdi. Tamam mı? Arkadaşlar korkuyor, saklanıyor. Onu rahat bırakayım birazcık, belki alışır bize. Sen oyuncak vereyim mi Ceviz? Emi, ay Emi diyor. Ceviz, sana oyuncak vereyim mi? İster misin tatlım? İster misin kızım? İstemiyor abla. Ben şimdi onu sakinleştiririm. Bu canavarlarla o da tabii korkar. Gel Ceviz. Gel. Gel pişi pişi. Gel mini mini. Üzüldüm bak, ağlıyorum artık. Böyle bak, kafasını. Ay, ne yaptı ya? Ceviz korkuttu mu? Ceviz beni korkutma ya. Yavaş yavaş yaparsa yakalamaya çalışacak bak. Hoppa. Yavaş ya. Merhaba. Emine bugün doğum günü. Emine bugün doğum günü mü? Yaşasın. Pasta keseceğiz. Beni sakladı. Ceviz, sen ipleri mi seviyorsun yoksa? Anne bak, burada Ceviz. Gördün mü? Bakın, yaklaşıyor yavaş yavaş. Gel. Ben zaten istiyorum. Çöpe sen niye gelmiyorsun hiç? Gelsin istiyor o da. Etti. Ceviz nerede? Allah, Ceviz seni kaçırıyor benden. Dur, aa, aldın ama. Bırak bakalım. Dur, bırak, dokunma. Alacak mı bakalım? Bak yaklaştı. Bak yaklaştı. Ama. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ceviz. Allah. Ceviz aldı, kaçıyor. Şimdi kahvaltı saati. Aa, rüzgar. Kimse gelmedi de sen oturmuşsun kahvaltıya. Hadi koş, herkesi çağır kahvaltıya. Ha? Koy onu o tabağına. Şimdi hemen içeriye doğru koş de ki herkes kahvaltıya gelsin. Koşun de. Hadi yürü. Herkesi kahvaltıya çağır teyze Hoşko. Koş. Koş 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 koş. Erimiş mum oldu ya. Hadi tutuyor, hadi tutuyor. Abla, Emir'i de çağırayım mı? Emir, gel. Emir, Rüzgar. Yanıma gelin. Ufaktan bir doğum gününü de yapalım hadi. Üfleyin. Bir, iki, üç. Allah. Ey ki doğdun Emir. Yaşasın. Bu adam doğan herkesin doğum günü kutlu olsun. Abi sadece sarıl Emir'i. Selamünaleyküm.
görmedin değilim Rüzgar, çabuk ol. Rüzgar hemen üfle, kimse görmesin. Bir daha. Yeller sana be. Emir'in doğum günü. Arkadaşlar Emir'in doğum günü de ona yaptık biliyorsunuz. Kasa bir tane daha yapmış olduk. Doğum gününü biz hep kutluyoruz biliyorum, olsun. Hadi abla bunu götür de keselim, yiyelim bari artık. Ne oluyor? Bir, iki, üç, koş! Koş, 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 koş! Ne oluyor böyle ya? Ne oluyor böyle? Abla! Aydın ikinci! Haydi Rüzgar! Rüzgar üçüncü ve Emir sona kaldı. Dördüncü hala burada. Hepinizi tebrik ediyorum arkadaşlar! Arkadaşlar çok ben yoruldum oturduğum yerden. Arkadaşlar siz çok seviyorsunuz, kendinize çok iyi bakın. İnanın ki bu kadar arkadaşla beraber olmak benim için çok kolay değil. Öpüyorum sizi. Bir daha bana unutmayın. Like atmayı sakın unutmayın. Efendim? Anne mi? Allah şey kalbime bak. Allah ben korkuyorum bu kadar. Bu gelecek bir daha.